Arkadaşlar merhaba. TYT ve AYT tarihte en çok soru çıkan konulardan birini anlatacağım bugün size. Kurtuluş Savaşı'nı anlatacağım. Kurtuluş Savaşı ders kitaplarımızda birleştirilmiş. Biz bunu ikiye ayıracağız. Önce milli mücadelenin hazırlık dönemini anlatacağım. Daha sonra da milli mücadele dönemini anlatacağım. Bununla ilgili dediğim gibi çokça soru çıkıyor. Lütfen bu konuyu iyi dinleyelim. Kısa notlar alalım. Eğer hazırsanız hemen derse geçiyorum. Mustafa Kemal'in Samsun'da çıkmasıyla biz Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız. Peki Mustafa Kemal Samsun'a neden çıktı arkadaşlar? Mustafa Kemal padişah tarafından görevlendiriliyor. Amaç şu: İngilizler Samsun bölgesinde, işte Karadeniz'de Türklerin elindeki silahların toplanmasını istiyor. Çünkü onların iddiasına göre Türkler oradaki Rumları öldürüyorlardı. İşte padişah da bunun için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderdi. Yalnız Mustafa Kemal zaten bunu bir fırsat olarak kolluyordu da Anadolu'ya çıkmak istiyordu. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'da bir milli mücadele başlatamayacağının farkındaydı. İşte bu görevi hemen kabul etti ve Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal'in amacı ne burada? Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. O zaman Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlıyor? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla. Mustafa Kemal 22 Mayıs 1919'da Samsun raporunu yayınlıyor ve burada İstanbul hükümetine Rumların emellerinden bahsediyor. Aslında burada Türklerin değil, Rumların suçlu olduğunu, Rumların ortalığı karıştırdığından bahsediyor ama tabii ki bir sonuç elde edemiyor. Samsun'da İngiliz askerlerinin çok olması nedeniyle Mustafa Kemal burada kendini güvende görmeyecek ve Havza'ya geçecek. Havza'da arkadaşlar Mustafa Kemal yayınladığı bir genelgeyle halktan bazı isteklerde bulunacak. Mesela İzmir'in işgalinin protesto edilmesini isteyecek. İtilaf devletlerine ve İstanbul hükümetine protesto telgraflarının çekilmesini isteyecek. Yerel direniş birlikleri ve askeri birliklerin dağıtılmamasını isteyecek. Azınlıklara kötü muamele yapılmamasını isteyecek. Bunun üzerine İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i ne yapacak? İstanbul'a geri çağıracak ama Mustafa Kemal emirlere uymayıp nereye geçecek? Amasya'ya geçecek. Amasya genelgesi Kurtuluş Savaşı açısından çok önemli. Mustafa Kemal 22 Haziran 1919'da Amasya'ya geçiyor. Burada bir genelge yayınlıyor. Bu genelgeyi diğer komutanlara da imzalatıyor. Mesela Kazım Karabekir'e, Refet Paşa'ya, Ali Fuat Paşa'ya. Burada amacı ne arkadaşlar? Genelgenin kişisel olmadan çıkıp genel, herkesi kapsayan, halka mal olan bir genelge olmasını istiyor. Yani halkın ya da diğer komutanların bu genelgeyi sahiplenmesini istiyor. İşte Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı boyunca milli mücadeleyi halka mal etmeye çalışmıştır. Yani şahsi bir şey olarak götürmek istememiştir. Peki Amasya genelgesinde hangi kararlar alınıyor? Amasya genelgesi ile ilgili soru çıkabilir çünkü çok önemli. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok saymıştır. Yani burada Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini anlatıyor Mustafa Kemal genelgede. Neden biz bu savaşı yapıyoruz? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmiyor ve milletimiz yok sayılıyor. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Sivas'ta bir kongre toplanmalıdır. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanmalıdır. Alınan kararlar sır olarak saklanmalıdır. İşte Amasya Genelgesi'nin kararları bunlar. Amasya Genelgesi'ni bir değerlendirelim. Bu genelge Türk İnkılabı'nın ihtilal aşamasıdır. Yani artık harekete geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirleniyor. Ulusal bir heyet fikri ilk defa ortaya atılıyor. Ulusal egemenlik ilkesinden ilk defa burada söz ediliyor. Amasya genelgesi sonrası İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i görevden alacak. Yalnız Mustafa Kemal daha erken davranıyor. Ne yapıyor? Askerlik görevinden istifa ediyor. Az önce de şunu söylemiştik. Mustafa Kemal Amasya genelgesini diğer komutanlara da imzalatmıştı. Burada amacı neydi? Kurtuluş mücadelesini halka mal etmekti. Peki kimler imzalıyor ya da onaylıyor arkadaşlar? Biz bunu Makarram olarak şifreledik. Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Erzurum'da olduğu için telgrafla onaylıyor. Rauf Orbay, Refet Bele ve Mersinli Cemal Paşa Amasya genelgesini onaylıyor. Erzurum Kongresi ile devam edelim. 23 Temmuz, 7 Ağustos. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile Kazım Karabekir'in önderliğinde Erzurum'da bir kongre toplanıyor. Kongreye Mustafa Kemal dahil 54 delege katılıyor. Katılan illerimiz Bitlis, Trabzon, Erzurum, Van, Sivas ve Kars'tır. Erzurum'da neden bir kongre toplanıyor arkadaşlar? Ana amaç ne? Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek. Erzurum Kongresi burası önemli. Toplanış yönüyle bölgesel ama aldığı kararlar yönüyle ulusaldır.
Yani sadece Doğu Anadolu için toplanıyor ama aldığı kararlar bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Kongrede Mustafa Kemal'in başkanlığında 9 kişiden oluşan bir temsil heyeti oluşturuluyor. Temsil heyeti dediğimiz ne arkadaşlar? Bugünkü Bakanlar Kurulu gibi düşünün. Yönetmede etkili olan kısım, hükümet gibi düşünün. Yani onun en basit hali. İlk defa nerede oluşturuluyor? Erzurum Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'nin kararlarına bir bakalım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Vatanın parçalanamayacağı ilk kez ortaya konmuş ve yine ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. Bunlar çıkıyor. Manda ve himaye kabul edilemez. İlk defa arkadaşlar manda ve himaye reddedilmiştir. İlk defa Erzurum Kongresi'nde reddediliyor. Kesin olarak Sivas Kongresi'nde reddediliyor. Peki manda ve himaye neydi? Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar, gelişene kadar bir devletin himayesine girecek. O devlet güya bizi koruyacak, kollayacak. Doğu illerinin ve vatanın bağımsızlığını Osmanlı hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacak. Ulusal gücü etkin milli iradeyi egemen kılmak esastır. Bunlar da Erzurum Kongresi'nin kararları. Bunlar önemli. Milli sınırlardan ilk defa bahsediliyor. Manda ve himaye ilk kez reddediliyor. Hristiyan azınlıklara siyasal ve toplumsal düzeni bozan ayrıcalıklar verilemez. Mebusan Meclisi'nin hemen toplanması ve İstanbul hükümetinin bu yolla denetlenmesi şarttır deniyor. Mebusan Meclisi dediğimiz neydi arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin meclisiydi. Saltanat ve hilafet korunacak. Peki burada amaç ne? Amaç padişah yanlısı halkın desteğini sağlamak. Biliyorsunuz o dönemde halk hala padişahlığı savunuyordu. Onların desteğini sağlamak için Erzurum Kongresi'nde böyle bir karar alındı. Bağımsızlığımıza saygılı devletlerden ekonomik ve teknik yardım kabul edilebilir. Doğu Anadolu'daki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirildi. İşte Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar genel olarak bunlar. Erzurum Kongresi'ne delege gönderen illeri biz Best One olarak kodladık. Yani Bitlis, Erzurum, Siirt, Trabzon ve Van. Göndermeyen illeri de Dem olarak kodladık. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin. Balıkesir ve Alaşehir ve Nazilli kongreleri. Arkadaşlar bu kongreler, şunu söyleyeyim ilk başta, çok fazla etkili olmamıştır. Çok fazla bir yarar olmamıştır. Sebebi de şu, birleştirici bir liderden yoksul olması nedeniyle Erzurum Kongresi kadar, Sivas Kongresi kadar bunlar etkili olmamıştır. Biliyorsunuz bu kongrelere Mustafa Kemal katılmıyor. Yine de özelliklerine bir bakalım. Balıkesir Kongresi Batı cephesinin oluşturulmasında etkili olacak. Alaşehir Kongresi İzmir'in kurtarılması ve İtilaf Devletleri ile birlikte hareket etme kararı alacak. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri İzmir Reddi İlhak Cemiyeti'nin etkisiyle toplanmıştır ve Batı cephesinin oluşmasında etkili olmuştur. O zaman bunların en önemli etkisi ne diyelim? Batı cephesinin oluşmasında etkili olmuşlardır. Nazilli Kongresi'nde ise Yunan işgaline karşı halktan asker toplanması, her türlü para, araç gereç ve malzeme dağıtımı konuları kararı alınmıştır. O zaman Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli Kongreleri Batı cephesinin oluşmasında etkilidir. Ama diğer kongreler kadar etkili olmamıştır. Sebebi de neydi arkadaşlar? Birleştirici bir liderden yoksun olmaları. Gelelim Sivas Kongresi'ne 4-11 Eylül 1919 Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta bir kongre toplanması kararı alınmıştı. Elazığ valisi Ali Galip bu kongreyi engellemeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları bazı ilaveler yapılarak aynen kabul ediliyor. Neydi bunlar? Manda ve himaye kesin olarak reddediliyor. Erzurum'da ilk defa reddedilmişti. Sivas'ta kesin olarak reddediliyor. Burada amaç ne arkadaşlar? Tam bağımsızlık. Dağınık halde bulunan bölgesel direniş güçleri yani cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Amaç ne burada? Kurtuluş Savaşı'nı tek merkezden yönetmek. Arkadaşlar yorum sorusu gelirse böyle gelir. İşte şurada cümleyi verir. Burada amaç nedir diye sorabilir. Buna dikkat edelim. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Temsil heyeti sadece Doğu illerini değil, yurdun tamamını temsil edecek. Temsil heyeti 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu'ya atamıştır. Bu durum neyi gösteriyor arkadaşlar? Temsil heyetinin yürütme organı yani hükümet gibi çalıştığını gösteriyor. Bu soru çıkmıştı ÖSYM tarafından sorulmuştu. Temsil heyetinin görevi TBMM'nin açılmasıyla sona erecek. Bunu da belirtelim. İrade-i Milliye adı altında bir gazete çıkarılıyor. Burada basın yayın yoluyla halk ve kamuoyu bilgilendiriliyor. Sivas Kongresi'ndeki gazete neymiş? İrade-i Milliye. Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit Paşa hükümeti İstanbul'da istifa ediyor ve yerine kim geçiyor? Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Temsil heyetinin İstanbul'a karşı kazandığı ilk siyasi başarıdır. Sivas Kongresi burası önemli. Hem toplanış hem de aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
Sivas Kongresi'nde alınan kararları biz Acem İti olarak kodlamışız. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığına atanıyor. Cemiyetler tek çatı altında birleştiriliyor. Ne oluyordu? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Erzurum Kongresi kararları ilaveler yapılarak onaylanıyor. Manda ve himaye kesin olarak reddediliyor. İrade-i Milliye isimli gazete çıkarılıyor. Temsil heyeti tüm ülkeyi kapsıyor. Amasya görüşmeleriyle devam edelim. 20-22 Ekim 1919. İstanbul hükümeti ile olan ilişkiler kesilmişti. Ali Rıza Paşa hükümetinin göreve gelmesiyle bu ilişkiler yeniden başlıyor. Yeni hükümetin isteğiyle Amasya'da bir görüşme yapılması kararlaştırılıyor. Görüşmeye temsil kurulu adına, temsil heyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Beyler katılacak. İstanbul hükümetinde Bahriye Nazırı Salih Paşa temsil edecek arkadaşlar. Osmanlı hükümeti Amasya protokolü ile Amasya görüşmeleriyle temsil heyetini resmen tanımıştır. Burası önemli. Eğer siz biriyle görüşüyorsanız, konuşuyorsanız, toplanıyorsanız onun varlığını resmen kabul etmiş olursunuz. Alınan kararlara bakalım. Türk toprakları işgalci güçlere bırakılmayacak. Azınlıklara siyasi hakimiyeti ve sosyal düzeni bozacak ayrıcalıklar verilmeyecek. Alınan en önemli karar, Meclis Mebusan İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanmalı, hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılmalıdır. Mustafa Kemal güvenlik gerekçesiyle meclisin İstanbul'da toplanmasını istemiyordu. Yalnız buna engel olamayacak. Maalesef meclis İstanbul'da toplanacak ve daha sonra İtilaf kuvvetleri tarafından dağıtılacak. Hatta milletvekilleri Malta'ya sürgüne gönderilecek. Temsil kurulu İstanbul hükümeti tarafından tanınacak. İstanbul hükümeti temsil kurulundan habersiz barış görüşmeleri yapmayacak. İşte Amasya görüşmelerinde alınan kararlar bu. En önemlisi neydi arkadaşlar? Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılması kararlaştırıldı. Arkadaşlar genelge ve kongreleri kronolojik olarak haber alsat olarak kodladık. Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Balıkesir Kongresi, Erzurum Kongresi, Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişi bunlar kronolojik sıra. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919. Mustafa Kemal temsil kurulu ile birlikte Ankara'ya geliyor Sivas Kongresi sonrası. Mustafa Kemal neden Ankara'yı merkez seçiyor arkadaşlar? Birincisi Batı cephesine daha yakın. Haberleşme ve ulaşım imkanları çok iyi. İşgallerden uzak bir bölgede. İşte Mustafa Kemal bunun için Ankara'yı merkez seçecek. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışı 12 Ocak 1920. Biliyorsunuz Amasya görüşmelerinde meclisin açılması kararı alınmıştı ve bunun üzerine yurt içinde her yerde seçimler yapılıyor ve milletvekilleri İstanbul'a geliyor. İtilaf devletleri seçimlere müdahale etmiyor, ilginçtir. Çünkü İstanbul'da toplanan mecliste bir karar alınacağını öngöremiyorlar. Yani bu meclisin öylesine toplandığını düşünüyorlar. Mustafa Kemal milli mücadele taraftarı milletvekillerini Ankara'ya davet ediyor ve onlardan bazı isteklerde bulunuyor. Nedir bunlar? Kendisinin meclis başkanı seçilmesi, mecliste müdafaa hukuk grubunun kurulması, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi. Mustafa Kemal güvenlik gerekçesiyle ne yapacak? İstanbul'a gitmeyecek ama gidenlerden bu isteklerde bulunacak. Meclis padişahın açılış nutkunun okunmasıyla başlıyor. Mebuslar padişahın ve hükümetinin tepkisini almamak için Mustafa Kemal'in isteklerini yerine getirmeyecekler. Mustafa Kemal'in başkan seçmeyecekler. Müdafaa-i Hukuk grubu yerine Felah-ı Vatan grubunu kuracaklar. Ama en önemlisi şu gerçekleşecek. Misak-ı Milli kararları 28 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda kabul edilecek. Aslında Mebusan Meclisi'nin toplanması bir nevi amacına ulaşmıştır. Şu notumuza bakalım. Mebusan Meclisi Misak-ı Milli'yi kabul ederek Türk yurdunun parçalanmasının asla kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Misak-ı Milli'yi unutmayalım. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920'de kararlaştırılıyor. Peki bu Misak-ı Milli'nin özünde ne var arkadaşlar? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sıradaki sınırlar belirleniyor ve o toprakların Osmanlı toprağı olarak benimsenmesi amaçlanıyor. Burada bazı bölgelerde işte yerel halka işte seçim hakkı veriliyor. Mesela Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal altında bulunan Arap memleketlerinde halkın vereceği oya göre durum belirlenecek. Anavatana kendi istekleriyle katılan Kars, Ardahan ve Batum'da yine halk oyu yapılacak. Geleceği Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya'nın durumu yine halk oyuna başvurularak belirlenecek. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak olmalıdır. Boğazlar dünya ticaret ulaşımına açılmalı. Ama diğer konularda bölgedeki devletlerle ortak kararlar alınmalıdır gibi maddeler var. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın
haklar kadar olmalıdır. Siyasi, adli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır. Burada neyden bahsediliyor arkadaşlar? İlk kez kapitülasyonların kaldırılmasından bahsediliyor. Misak-ı milli sınırlarımızı belirleyen kararlar içeren bir mücadele ve bağımsızlık belgesidir. Evet, Misak-ı milli'nin özeti bu. Misak-ı milli sınırlarımızı belirleyen ve milli mücadeleyi benimseyen bir belgedir. Evet, Misak-ı milli'de amaçlanan sınırlarımız aslında bu haritada gözüküyor. Misak-ı milli kararlarını biz kapsar olarak kodlamışız. Kapitülasyonların kaldırılması karar alınmıştı. Azınlıklara çok fazla hak verilmeyecekti. Boğazların durumu, sınırlar, Arap toprakları ve referandum. Bunlar Misak-ı Milli'nin özeti diyebiliriz. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920. Dersin başında da anlattığım gibi İtilaf Kuvvetleri İstanbul'da bir meclisin açılmasına, milletvekillerinin seçilmesine tepkide bulunmadılar. Çünkü burada çok önemli bir kararın alınmasını beklemiyorlardı. Yalnız Misak-ı Milli kararlarının alınması üzerine Türkleri cezalandırmak amacıyla İstanbul 16 Mart 1920'de işgal ediliyor. Osmanlı Mebusan Meclisi basılıyor. Birçok aydın Malta'ya sürgüne gönderiliyor. İstanbul'un işgalinin sonuçlarına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması kolaylaşmıştır. Çünkü Mustafa Kemal zaten İstanbul'da meclis açılırsa buna İtilaf Kuvvetleri'nin tepkisiz kalmayacağını biliyordu. Onun için Ankara'da meclisin açılması kolaylaştı. İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'in haklılığını ortaya koyduğu, İstanbul'dan kaçan birçok aydın Ankara'ya gelerek milli mücadeleye katılmıştır. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. 19 Mart 1920'de yayınlanan bir emirle Ankara'da bir meclisin açılacağı ilan ediliyor. Seçimler yapılıyor. Ayrıca İstanbul'da dağıtılan Mebusan Meclisi'nin milletvekilleri de bu meclise katılıyor ve böylece 23 Nisan 1920'de meclisimiz açılıyor. Mustafa Kemal tarafından bir önerge ortaya atılıyor. Bu önergede ne var arkadaşlar? Hükümet kurmak zorunludur. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Geçici bir hükümet başkanı atamak ya da padişah vekili tanımak doğru değildir. TBMM yasama, yürütme yetkisini elinde bulundurur. Buna biz ne diyoruz? Güçler Birliği. Hükümet işleri meclis içinde belirlenen bir kurul tarafından yürütülmelidir. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanı olmalıdır. Padişah ve halifenin durumu meclisin vereceği karara göre daha sonra belirlenecektir. Arkadaşlar burada padişah ve halife ile ilgili çok fazla bir karar alınmıyor. Çünkü Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi padişah yanlılarının tepkisi alınmak istenmiyor. Şimdi kurulan ilk meclisin özelliklerine bakalım. Bir kere kurucu meclistir bu arkadaşlar. Savaşı yönetmiştir, demokratik ve ulusaldır. Çünkü her türlü görüşten insanlar var. Siyasi parti yoktur. Meclis hükümeti anlayışı benimsenmiştir. Bu ne arkadaşlar? Biliyorsunuz bugün meclis hükümeti sistemi yok. Bugün kabine sistemi var. İşte meclise birkaç parti giriyor. Bunlardan biri iktidar oluyor. Ama meclis hükümeti sisteminde böyle değil. Meclisin içindeki milletvekillerinden herhangi biri işte bakan olabilir. İhtilalcidir. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Bu da önemli. Bunu da açıklayalım. Günümüzde güçler ayrılığı var. Ne demek bu? Yürütmeyi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yapıyor. Yasamayı meclis yapıyor. Yargıyı da mahkemeler yapıyor. Ama birinci mecliste yürütme ve yasama ayrıca istiklal mahkemeleri aracılığıyla yargı da kimin elindeydi? TBMM'nin elindeydi. Yaptığı tek devrim arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıdır. Yani yenilikleri birinci meclis yapmayacak, ikinci meclis yapacak. Evet gelelim bu dönemde meclise karşı çıkan isyanlara. Bunları biz işte azınlıkların çıkardığı isyanları göreceğiz. İşte İstanbul Hükümeti yanlılarının çıkardığı isyanları göreceğiz. Daha sonra milli mücadele taraftarı olup merkezi orduya katılmak istemeyen isyanlara bakacağız. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Önce İstanbul Hükümeti'nce çıkarılan ayaklanmalara bakalım. Anzavur isyanı, Osmanlı ordusunda daha önce subaylık yapmış olan Ahmet Anzavur, Adapazarı, Susurluk, Biga bölgesinde isyan çıkarıyor. Bu isyan Çerkez Ethem tarafından bastırılıyor. Kuvayi İnzibatiye bu önemli. İsminden dolayı çokça soruluyor. İstanbul Hükümeti tarafından Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye diye bir grup oluşturuluyor. Bunun diğer adı da Halifelik Ordusu. Bunlar İzmit Adapazarı civarında isyan çıkaracaklar. Ali Fuat Paşa komutasındaki birliklerimiz bu isyanı bastıracak. Kuvayi İnzibatiye'yi unutmayalım. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Kuvvetleri tarafından çıkarılan isyanlar Yozgat Ayaklanması. 15 Mayıs 1920'de çıkarılıyor. Yine bu isyanı Çerkez Ethem bastırıyor. Hendek, Bolu, Düzce, Adapazarı isyanları Ali Fuat Paşa ve Çerkez Ethem kuvvetleri tarafından bastırılıyor. Konya isyanı Kuvayi Milliye birlikleri karşısında tutunamayan Delibaş Mehmet
işgalci Fransızlara sığınıyor. Afyon isyanı Çopur Musa ve adamları Yunanistan'a sığınıyor. Milli Aşiret isyanı Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulmasında rol oynayan Milli Aşiret daha sonra isyan ediyor. Cemil Çeto bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlıyor. Diğer isyanlarda arkadaşlar Ali Batı isyanı, Koçgiri isyanı ve Şeyh Eşref isyanı. Azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlar Ermeni isyanları. Ermenilerin amacı neydi? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak, hatta kurulan Ermeni devletine Doğu Anadolu'yu katmak. Bu isyanları kim bastıracak? Oradaki 15. Kolordu komutanımız Kazım Karabekir bu isyanları sona erdirecek. Ayrıca Urfa, Adana ve Antep civarında da Ermeniler isyan çıkaracaklar. Buradaki Fransız güçlerine güvenerek. Daha sonra bunlar da o bölgeden çıkarılacak. Rum isyanları meclisi en çok uğraştıran isyandır arkadaşlar. Bunların amacı neydi? Özellikle Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti'ni kurmak. Azınlık unsurların Anadolu'da çıkarttıkları isyanlar Türklerin bölge dışına göç etmelerini sağlamaya yönelikti. Böylece Wilson ülkelerinin bazı hükümlerinden yararlanarak burada kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Yani mesela Rumlar işte Karadeniz'de Türkleri buradan uzaklaştırarak işte Rumlar burada daha çok, biz burada daha fazlayız. Wilson ülkelerine göre biz burada devlet kurmalıyız gibi önerilerde bulunacaklardı. Gelelim Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyanlara. Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye yerine düzenli ordunun kurulmasına karşı bazı birlik liderler ne yapacaklar? İsyan çıkaracaklar. Batı cephesi komutanı Albay İsmet Paşa'nın emrine girmek istemeyecekler. Kim bunlar? Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe. Bunlar 1. İnönü Savaşı'ndan sonra özellikle Çerkez Ethem isyanı bastırılacak ve düzen sağlanacak. Bu isyanlar tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çok kötü etkileyecek. Çünkü bu aynı zamanda bir iç savaş. Biz hem İtilaf kuvvetleriyle Yunanlılarla işte Ermenilerle falan mücadele ederken aynı zamanda birbirimizle de savaşacağız. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanlara karşı hangi önlemler aldı? Bir kere Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkardı ve isyan edenler vatan haini ilan edildi. İstiklal mahkemeleri kuruldu ve böylece isyan edenler hızlıca yargılandı. Burada önemli bir notumuz var. İstiklal mahkemelerinin üyeleri milletvekillerinden oluşuyordu arkadaşlar. Bu mahkemeler TBMM'nin yargı yetkisini de kullandığını gösterir. Az önce 1. Meclis hakkında ne demiştik? 1. Meclis de güçler birliği ilkesi benimsemişti. Yani yasama, yürütme ve yargı meclisin elindeydi. Anadolu Ajansı kuruluyor halkı bilinçlendirmek için. İstanbul ile ilişkiler resmen kesiliyor. Düzenli ordunun kuruluşu tamamlanıyor. İstanbul hükümetinin kararları ve emirleri geçersiz sayılıyor. Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi'den Milli Mücadele Yanlısı fetva alınıyor. Biliyorsunuz İstanbul hükümeti İstanbul'da bir fetva yayınlatmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmişti. Bunun zıttını da Ankara'da Mustafa Kemal Rıfat Börekçi tarafından yayınlanmasını istiyor. Bu fetva ile birlikte Kurtuluş Savaşı ivme kazanacak. Sevr Anlaşması'na geçelim. Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'nin yok oluşunun anlaşmasıdır. 10 Ağustos 1920. San Remo'da bir grup toplanıyor İtilaf Devletleri ve burada bir taslak hazırlanıyor. Sevr Anlaşması'nın taslağı hazırlanıyor ve İstanbul hükümetine sunuluyor. İstanbul hükümeti bunu onaylamak istemiyor ama daha sonra kabul etmek zorunda kalıyor ve Maarif Nazırı Hadi Paşa Fransa'ya giderek Osmanlı Devleti adına Sevr Anlaşması'nı imzalıyor. Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Vahdettin Sadrazam ve diğer görevlilerden oluşan Saltanat Şurası toplanıyor ve Sevr Anlaşması'nı onaylıyor. İşte bu yönüyle arkadaşlar aslında Sevr Anlaşması resmi olarak geçerli değildir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. Ama bu anlaşma meclis kapalı olduğu için meclis tarafından onaylanmayacak. Haliyle de resmi olarak geçersiz sayılacak. Aynı zamanda TBMM de Sevr Anlaşması'nı tanımayıp işte Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı için Sevr Anlaşması zaten hiç uygulanamayacak. Arkadaşlar Sevr Anlaşması'nın maddelerini inceleyelim ve ne kadar ağır şartlar içerdiğini birlikte görelim. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse elinden alınacak. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni, özel bir Kürt devleti kurulacak. Azınlıklara geniş haklar verilecek. İşte askerlik yapmayacaklar, vergiden muaf olacaklar. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Urfa, Antep civarı, Suriye, Fransa'ya, Musul, Arabistan, Irak, İngiltere'ye verilecek. Güneybatı Anadolu İtalya'ya, Rodos ve 12 adalar İtalya'ya, diğer adalar Yunanistan'a verilecek ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Haritaya baktığımızda Sevr Anlaşması'nın ne kadar ağır şartlar içerdiğini
görebiliyoruz. Mesela şurası Osmanlı Devleti'nin sınırları. Ayrıca şurada bir Boğazlar Komisyonu var. Bu bölgeler Yunanistan'a bırakılıyor. Bu bölge İtalya'ya bırakılıyor. Bu bölge Fransa'ya bırakılıyor. Bu bölge ve aşağıda göremediğimiz Arabistan kısmı İngiltere'ye bırakılıyor ve burada da bir Ermeni devleti ve özel bir Kürt devleti kuruluyor. Arkadaşlar, bu haritada da Kurtuluş Savaşı'nın kimlere karşı ve neden yapıldığını çok net olarak görebiliyoruz. Bu konu çok önemli. Bununla ilgili ÖSYM çokça soruyor. Lütfen kısa notlar alarak çalışalım ve konuyu işledikten sonra test çözmeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.